Her insan sinirlenir. Ama Muhammedun Resulullah diyen Resulullah'tan yardım umar. Muhammedun Resulullah diyemeyen ya da dediği halde neden Muhammedun Resulullah dedik biz bu dünyada diye anlayamayan birisi teskin edici ilaçlara muhtaç olur. Getir şu ilaçtan bir daha. Ya da bir cigara getir. İçi kor ateş olmuş, cigarayla ateş söndürmeye kalkar. O kadar sinirlenmiş ki kibritsiz neredeyse ağzında tutuşacak sigarası, içinden gelen korlarla sigarayla teskin olmaya kalkar. Ama Muhammedun Resulullah deyip bununla hayat bulan, bulacağına iman eden mümin ise Resulullah'ı hatırlar. Ne demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sus demişti. Susar. Sonra buyurmuştu ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz sinirlendiği zaman ayaktaysa oturuversin. Oturduğu halde siniri geçmediyse yatıversin. Yani pozisyon değiştir. Mümin insan, Muhammedun Resulullah diye iman etmiş insan, otururken sinirlendiyse ayağa kalkmaz. Çünkü zehir yutmuş olur o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pozisyon değiştir. Ayakta vurup dağıtma, sövüp sayma ihtimalin yüksek olduğu için otur diyor. Şeytanın seni kullanabileceği pozisyonu kullanamayacağı yöne çevir diyor. Sinirlenince masaya vurup ayağa kalktın mı sen? İşte tam tersini uyguladın. Sana frene bas dendi, sen daha çok gaza bastın. Yatıver, dinlen, bir saat dinlen, ondan sonra cevap ver. Ve buyurmuş ki insan sinirlendiğinde şeytanın yaratıldığı ham madde olan ateşe mahkum olmaya başlar. Sinirlenen insanın yüzü eli yükselir, ateşi yükselir hale gelir. İnsan sinirlenince onun için kıpkırmızı oluyor. Şeytan ateşten yaratıldı, insanın ateşi yükselmeye başlıyor sinirlenince. Şeytan kendi malzemesinin insanın damarlarında dolaşmaya başladığını anlayınca her türlü kötülüğü ona yaptırır. Ateşi su söndürdüğü için hemen gidin abdest alın rahatlayın buyuruyor. Peygamber tavsiyesi. Çörek otu sünnettir diye çörek otuna sarılanlar sinirlenince ne yapılacağı konusunda da Resulullah'ın sünnetine sarılmak zorundadırlar sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğundan dolayı, eşinden dolayı, talebesinden dolayı, arkadaşından dolayı muhakkak Resulullah'a sarılmak zorundadır sinirlendiğinde. Sinirlendiği zaman insan biraz daha şeytanın oyuncağı olmaya doğru kayıyor demektir.